Merhabalar Gündem Özel TV izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuzda bugün Kocaeli'nin Kartepe bölgesi Eşme sahilindeyiz. Tatlı suyuyla, havasıyla ünlü bir alandayız. Gölmanya'da bağlanıyoruz izleyicilerimizin karşısına. Karşımda işletme yetkilileri bulunuyor. Fatih Bey, Binur Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Merhabalar. Tabii ki faaliyetlerinizden, etkilerinizden, uygulamalarınızdan bahsedeceğiz ama öncelikle sizleri tanımak istiyorum. Binur Hanım sizle başlayalım. Evet. Ben 11 yıllık işletmeciyim. Piknik alanına başladık. Küçük çaplarda başladık baştan. Piknik alanına başladık. Zamanla baktık piknik alanı bize bir şeyler o kadar getirmiyor. Belli bir değişime giriyorsunuz. Yani burada yenilikler yapmak istedim açıkçası. Yenilikler, bir şeyler yapmak istedik. 10 yılın getirmiş olduğu bir profesyonellik de var tabii ki. Burada tabii, kendi hamurunuzu yani, bir şekilde yoğurdunuz. Aynen öyle. Aynen. Harika. Peki Fatih Bey, sizleri de tanıyalım. Merhaba. Hoş geldiniz tekrar. Ben Fatih Öner. Binur ablamız mekanda yıllardır var olan bir insan. Biz de aktivite olarak bölgemizin eksiği olan su aktiviteleriyle ilgili Binur ablamızın yanında geldik. Değişiklik yapmak için de. Yani bölgemizin, Kartepe ilçemizin, Eşme sahilimizin çok eksiği var bu konuda. Çok turist alan bir bölge ama çok eksiklerimiz var. Bunları gidermek adına turizm adında tekne turlarımız, diğer aktivitelerimiz, nasıl diyeyim, insanlar daha çok farklı bir yerler arıyor. Kaliteli zaman geçirebilmek için burası da zaten saklı bahçe gibi bir yer açıkçası. Yani şimdi ekranlar gelen misafirlerimiz, siz televizyondan da göreceksiniz, göstereceksiniz. Alanımız çok güzel. Tamamen göle sıfır, doğa, ağaçlık altında, Samanlı Dağları manzarasında, Sapanca Gölü'nde. İnsanların bunu daha kaliteli bir şekilde zaman geçirmeleri için çalışıyoruz. Projelerimiz var ileriye dönük. Konuşacağız bunlarla ilgili de. Aynen öyle. Burada aslında insanlar da şehrin gürültüsünden, kalabalığından uzak birazcık da vakit geçirmek istiyorlar. Bu noktada biz devreye giriyoruz sanırım. Aynen öyle, dediğiniz gibi. Burası sessiz, sakin, trafiği olmayan bir yer. En azından araç gürültüsü yok. Tamamen doğayla ilgili. Duyabileceğiz en yüksek ses insan sesidir burada. Kuş sesidir. O da aslında sesi. Rahatsızlık vermez. Ya da kurbağa sesidir yani. Gölümüzden kaynaklı. Başka bir ses duyamazsınız. Tamamıyla doğayla iç içeyiz aslında burada. Evet. Bir kafe bölümümüz var, bir de etkinlik bölümümüz var. Onlara değinmeden sizlere teker teker soracağım. Öncelikle kafede neler, ne hizmetleri veriyoruz? Kafemde köy kahvaltısında başlıyoruz. Izgara çeşitlerimiz var. Gözlememiz var. Kumpir. Ve kokoreç gibi, farklı etkinliklerimiz var. Tabii ki bunlar da geri dönüşlere odaklanmanızla alakalı. Artık bizden ne istiyorlarsa onu sunmaya çalışıyoruz. Aynen insanlara. Öyle. Tabii yenilikler yaptıkça daha farklı istekler geldiği için biz de her şeyin devam ediyoruz. Aynen öyle. Sağlıyoruz diyorsunuz. Peki Fatih Bey, birazcık da bu konuya değinmek istiyorum. Etkinlik kısmı. İnsanlar bizden neler elde ediyor? İnsanlar bizden neler elde edebilir? Önce gölümüzle ilgili bir kısa bilgi vereyim. Gölümüz dünyada üçüncü göldür. Kendi kendini yenileyebilen bir göl, Sapanca Gölü. Biz Sapanca Gölü'nün Eşme sahilindeyiz şu anda. Bu açıdan su aktivitelerinde tamamen doğal ürünler tercih ediyoruz. Nedir? Teknelerimizin tamamı elektrikli akülü araçlardır. Benzinli ya da mazotlu araç kullanmıyoruz. Suyumuza, gölümüze, ördeklerimize, balıklarımıza zarar gelmemesi adına. Tekne turlarımız var. Sultan kayıklarımız, frik kayıklarımız var. Pedallı bisikletlerimiz var. Çocuk oyun gruplarımız var, havalı su balonlarımız var, suyun içinde çocukların eğlenebileceği. Bu sezon pandemiden çıkış sezonumuz, başlangıç sezonumuz. Kısacası yaşlısı, çocuğu, genci, herkese uygun aktivite alanlarımız var. Hizmetimiz bu şekilde devam edecek. Bu şekilde hizmet sağlıyoruz, insanların eğlenmesine odaklanıyoruz diyebiliriz bu noktada. Peki hedeflerden de bahsedelim, bahsettiniz zaten. İleriye dönük neler düşünüyoruz? İleriye dönük su üzerindeki özelliğimiz, su üzerinde aktivite yaptırmak insanlara. Suyla buluşturmak, eğlenmelerini sağlamak. Bu açıdan teknelerin, pedallı bisikletlerin yanlarına artı olarak elektrikli jet skiler, sudaki muz, suda paraşüt, suyun içine düşürebilen zipline modeli, su içinde kahvaltı, yemek yiyebilecekleri şişme balonlar, yani kafe hizmetini aynı zamanda suyun üzerinde de verebileceğiz. Şişme balonlar, masalar suyun üzerinde. Birçok yeniliklerimiz olacak.
Tabii ki bunlar zamana yayıyoruz, ileriye dönük yatırımlarımız. Sonuç olarak çekirdekten yetiştik bu sektörde. Artılarını, eksilerini biliyoruz. Gönül rahatlığıyla bizi tercih edebiliriz diyebiliriz. Tabii ki yani sonuçta hizmet vereceğiz. İnsanların sağlığını düşünerek, güvenliğini düşünerek, eğlenmelerini sağlayarak mutlu etmeye çalışacağız. Böyle söyleyelim. Tek amacımız bu. Peki Binnur Hanım, sektöre başlarken olmak istediğimiz konumda mıyız şu an? Aynen öyle. Sektöre çok büyük hayallerim vardı ama her şey zaman istiyormuş. Hayallerime sonunda kavuşuyorum. Fatih Bey ile tanıştık. Tanışmamızda gizli bir bahçeydi zaten. Gizli bir cennetti buralar. Evet. Şimdi artık tamamen evet, aynen öyle. Sadece biz yaşıyorduk bunu. Şimdi bütün dünya öğrensin, görsün, bilsin, gelsin. Bilinmeyen aktivitelere kadar burada herkesin elde edebileceği farklı evet. spor dalları da var, mümkün. Bu konuda tabii. da tabii ki sektörde durmak yoktur. Biz de bazen emekleriz, bazen koşarız ama ilerlemeyi hedefliyoruz sanırım. Harika. Peki şunu da sormak istiyorum. Biliyorsunuz bu sektörde farklı isimler de var. Sizi bunlardan ayıran etken ne olabilir? Bir adım öne çıkaran. Biz spor yaptırmıyoruz gelen misafirlerimize. Sportif amaçlı faaliyet diyebiliriz bizim alanımıza. Spor kısmı farklı bir kısma giriyor. Daha farklı bir profesyonelliği olması gerekiyor. Biz sportif amaçlı faaliyet yaptırabiliyoruz insanlarımıza. Farklı kılabilecek, nasıl diyeyim, mesela örnek verdiğimiz Sultan Kayığı, Filik Kayıklarımız. Anlattım az önce, tamamen elektrikli, akülü, doğal. Bu bölgemizde bu tarz tekne sadece bizim işletmemizde var, mevcut. Başka bir işletmede yok. Olma şansı da yok. Aynı zamanda bu tekne üreticisi biziz. Harika. Benim o başka bir partnerim. Neden ödün vermeyerek aslında doğayı da korumaya çalışıyoruz. Doğal olarak ben bu bölgenin insanıyım. Kartepe ilçesinin insanıyım. 46 yaşındayım. Bu yaşama kadar burada büyüdüm. Buranın ekmeğini yedim. Çocuklarım da buranın ekmeğini yiyecek. Onun için doğamızı biz korumazsak dışarıdan gelen hiçbir şey yapmaz, korumaz. Öncelik bizde olmalı. Böyle düşünmesini temenni ediyoruz buradan da bilgilerle. Peki nerelerden müşterilerimiz geliyor? Bizim birçok yönden müşterimiz geliyor. Nasıl diyeyim, ben bu işi turizm işinde 10 seneden beri turizm işindeyim. Benim farklı peronlarım da var. Farklı aktiviteler de yaptırıyorum su bölümünden haricinde. Yerli gruplarımız var. Şu anda bir grubumuz var. İşletmemiz de burada. Ankara'dan gelen turistlerimiz var. İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir. Türkiye'nin birçok kısmından insan getirebiliyoruz. Çalıştığımız ajenta firmalarımız var. Çalıştığımız firmalar bazında birçok ilimizden müşterimiz geliyor. Ve aynı zamanda yabancı turist. Bölgemiz insanlar pek bilmeyebilir. Arap turisti çok yoğun yaşayan bir bölgedir. Yani Dubai'sinden tutun, Suudi Arabistan'ına, Katar'ına, Mısır'ına, Libya'sına her taraftan insanların akın akın geldiği bir bölgedir. Buraya yabancı turistlerimiz de çok geliyor. Diğer aktivitelerden sonra yani bölüm bölüm buraya da alıyoruz. Oraya da Kocaeli'nin yani, bütün güzelliklerini sunuyoruz aslında insanlara. Kartepe, Kocaeli Kartepe ilçemizin turizm potansiyeli çok yüksek. Biz de kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz, profesyonelleşmeye çalışıyoruz, çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Bu potansiyele hizmet vermeye çalışıyoruz. Açıkçası bu. Harika. Peki izleyenler için, bize ulaşmak isteyenler için bağlantı paylaşabilir miyiz? Tabii ki paylaşabiliriz. Bu bölge bir Eşme sahilimiz için Instagram adresimiz var. Kartepe Golmanya adı altında. Orada cep telefonları da mevcut. Ulaşmak isteyen ulaşabilir. Biz de verebiliriz artı cep telefonlarımızı. Binnur Hanım kafe bölümünde aynı zamanda bir de anlatırken insanlara yanlış algılamasınlar. Kafe bölümü ayrı, aktivite ayrı diye bir şey yok. Burası bir işletmedir. Tek bir işletmedir. Kime ulaştıysa sorusunun cevabını almakla yükümlüdür. Alır yani. Ekran altında geçecek olan telefon numarası aracılığıyla da bize mobil olarak iletişim sağlayabiliyorsunuz. Aklınızda bir soru işareti kalır, bir şey danışmak isterler. 7/24 açığız diyoruz burada. İstedikleri saatte arayabilirler. Turizm işi yaptığımız için bizim saatimiz yok. Biz çok alıyoruz gecenin 3'ünde 4'ünde telefonlar, rezervasyon telefonları da olsun. Hiç sıkıntı yok. İsteyen istediği saatte arayabilir. Her daim yardıma hazır bir şekilde bekliyoruz burada. Evet. Çok teşekkür ediyorum programımıza konuk olup bize bu değerli bilgileri paylaştığınız için. Kapatmadan önce son sözlerinizi almak istiyorum. Sizi izleyenlere neler söylemek istersiniz Binnur Hanım? Bu arada Damla Hanım, sizlere çok teşekkür ederiz. Teşekkür yıllardır ederiz. Hep hayalimdi, idealimdi bir şeyler yapabilmek, yenilikler yapabilmek. İnsanların şu güzelliği görmesi... Keşfetmesini sağlayabilmek. İnşallah şu anda o günlere geldik. Herkesi bekliyoruz. Son sözlerimiz de böyle evet. olsun. Burada güzel şunu diyorum, sadece kafa dinlemek isteyenler Huzur'un adresi. Huzur'un adresindeyiz. Bize gelin bir çayımızı kahvemizi için diyorsunuz. Evet. Peki
Fatih Bey, sizden de son görüşlerinizi alalım. Bütün insanlarımızı bekliyoruz bölgemize, Eşme sahilimize. Kartepe ilçemizin Eşme sahiline. Tamamen doğada. Amaç para kazanmak kesinlikle değil. Beraber gelen misafirlerimizle hep beraber güzel vakit geçirmek, sessizce eğlenmek, günün tadını çıkarmak, kafalarımızı rahatlatmak. Bu süreç içerisinde şunu da eklemek istiyorum. İşletmemizde şu anda geçiş sezonundayız. Belirli bir eksiklerimiz olabilir. Pandeminin yarattığı eksikler olabilir. Bunlar için de kısa bir sürelikte olsa mazur görmelerini istiyoruz. Herkesi bekliyoruz bölgemize. Kartepe ilçemizin Eşme sahiline. Teşekkür ediyorum. Bu arada bir teşekkür etmemiz gerekiyor bize desteklerinden dolayı. Kocaeli Kartepe ilçemizin belediye başkanı Sayın Avukat Mustafa Kocaman Beyefendi'ye turizme verdikleri destekten dolayı, bizi yönlendirmelerinden dolayı Binnur ablamızla beraber sonsuz teşekkür ediyoruz. Kartepe Mustafa Kocaman'la daha güzel. Bizler teşekkür ederiz. Sektörde uzun yıllar varlığınızı korumak dileğiyle kendinize iyi bakın. Söz Merkez stüdyolarında.